Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir acıda tarifi tarifiyle geldim. Evet kebapların yanında çiğ köftelerin yanında muhteşem bir lezzet. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Evet acıda ezmemi yapmaya kabuklarını soydum. Bir adet salatalıkla başlıyorum arkadaşlar. İnce ince kıyıyorum. Ben elimle doğramayı tercih ediyorum. Çünkü mutfak robotunda baya bir sulanma oluyor arkadaşlar. Ama tabii ki de siz ihtiyaç duyduğunuzda mutfak robotu da doğrayıcı da kullanabilirsiniz. Evet kabuklarını soydum. 3 adet domates de aynen salatalık gibi ince ince kıyıyorum. Evet, domateslerimi de ince ince kıydıktan sonra biberlerimi doğrayacağım arkadaşlar. Bunun için 3 adet yeşil sivri biber, 1 adet kapya biberi ince ince kıyıyorum. Ben yeşil sivri biberlerin acı olanlarını kullandım arkadaşlar. Ama tabii ki de siz acı tüketemiyorsanız tatlı olanlarını kullanabilirsiniz. Biberlerimi de ince ince kıydıktan sonra bir adet kuru soğan, bir diş sarımsak, yarım demet maydanoz da aynen bu şekilde ince ince kıyıyorum arkadaşlar. Acılı ezmenin bütün malzemelerini doğradıktan sonra sosunu yapmaya başlıyorum. Evet sosum için bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı 3 tatlı kaşığı nar pekmezi 1 tatlı kaşığı sumak 1 yemek kaşığı pul biber 3 yemek kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı nane 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı isot ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Evet arkadaşlar, acılı ezmemizin sırrı burada. 1 çay bardağı vişne suyu ekliyorum. Ve güzelce bir çırpma teliyle güzelce çırpıyorum. Evet, dediğim gibi acılı ezmenin sırrı içine konulan vişne suyu arkadaşlar. Bütün lokantalarda yapılan bu üsüldür. Evet, sosumu hazırladıktan sonra doğradığım malzemelerimi güzelce bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum ve içerisine hazırladığım sosu ekliyorum. Evet, sosumu ekledikten sonra güzelce harmanlıyorum arkadaşlar. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra acılı ezmemiz servise hazır arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Evet, acılı ezmemi servis tabağıma alıyorum arkadaşlar. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Evet, dediğim gibi kebapların yanında, çiğ köftenin yanında gerçekten muhteşem oluyor. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.